Evet, Ukrayna ilgili geçen gün Ukrayna-Rusya durumunu sizinle bir şekilde paylaşmaya çalıştım. Çok teşekkür ederim. Çok incesiniz. Fikirlerimi orada dinlemişsiniz ve cevapları da aşağısına yazmışsınız. Arkadaşlar bir açıklama yapmak gereken bir durum var. Yani özellikle biz SİHA'ları konuşurken veya İHA'ları konuşurken bir şey atlıyoruz. Yani onları tek başına değerlendiriyoruz. Tek başına bir vasıta gibi düşünüyoruz. Hayır. Yeni dönemin belki yapısı teknoloji çağı. Teknoloji çağında ne önem kazanacak? Dünyadaki her şeyde ne önem kazanıyorsa bilgiye ulaşım ve ona verdiğiniz tepki. Hayatın gerçeği neyse normal savunma sanayinin veya silahlı kuvvetlerin yapacağı şey de bu. Tespit, yani bilgi, ikincisi değerlendirme ve buna anında refleks verecek herkesin beraber çalışabileceği koordineli bir sistem. Bu oraya doğru şu anda ilerliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bu konuda diğer ordulara göre bir avantajı var. Diyeceksiniz ki nasıl yani, nasıl bir avantajı var? Bakın arkadaşlar, orduların dönüşmesi çok kolay değildir. Çünkü bir yapı düşünün, milyarlarca dolarlık ekipman ve malzeme, onu bir anda dönüştüremezsiniz. Hem hantallığından hem de maliyetinden dolayı dönüştürmek çok daha zordur. Ama sonradan geliyorsanız, bu bazen dezavantajdır, bazen avantajdır sizin için. Eğer sonradan geliyorsanız, sizin için bazen avantaj olur. Eğer bir savaşa girmemişseniz. Eğer olmazsa işte Ermenistan düştü duruma düşersiniz. Ermenistan ne oldu, ne dedi? Biz dedi 1980'den kalma teknolojiyle kendisini dönüştüren bir Azerbaycan ordusuna direnmeye çalıştık dedi. Ve mağlup oldu. Aynen böyle. Dönüştürmenizi doğru yapıyorsanız hiçbir sorun yok. Peki bu dönüşüm nasıl yapılıyor silahlı kuvvetlerde? Benim gördüğüm kadarıyla birincisi önümüzdeki dönem yaşanacak olan durum tespiti yapılıyor. Yani nereye doğru evrileceğiz, nereye doğru ilerleyeceğiz ve o ilerlediğimiz yerde yani yeni durum ne olacak? Bir harita. Yani geleceğin muharebe sahası nasıl olacak? Bunu doğru algılıyorsanız buna göre de sistemleri yerine koymaya başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte bugün geldiğimiz yer o. Önceden tespit, uzaktan tespit. Aselsan çok uzun zamandan beri bunu çalışıyor. Ve çok da iyi bir noktaya doğru ilerliyor. İkincisi işte uydular. Üçüncüsü bununla ilgili AWACS diye bildiğiniz, hepinizin AWACS diye bildiği uçaklar. Bunlar Silahlı Kuvvetler Envanterinde var. İHA'ların bunları tespit etme sistemlere donatılması gibi sistemler. Bu sizi sahadaki bilgiye alacak. Aynı zamanda elektronik harp vasıtalarıyla sahanın dinlenmesi. İşte Ufuk adlı gemi gibi gemiler. Yani denizde, karada, havada, uzaydan izleyebileceğiniz bir sistem. Muharebe sahasını takip edeceksiniz. Yani gelişmeleri çok öncesinden göreceksiniz. İşte bunu İsrail iyi başardığı için Suriye sahasında ne olup olmadığını bilebiliyor. Suriye de bunu beceremediği için devamlı atak yiyor. O zaman gelelim ikinciye. Ne yapmaya çalışıyor? İkinci aşama ne? Bunun değerlendirebileceği çok hızlı refleks verebileceğiniz sistemler. Yani birbiriyle konuşan sistemler. Muharebe sahasının konuşması. Aldınız, bilgi aktardı. Bu bilgiye göre dost mu düşman mı tanımladınız ve ona göre de atak bir şekilde kullanacak vasıtayı seçtiniz. En uygun vasıtalara komut gitti ve o komutlarla beraber hedefi imha ettiniz. Ve buradaki çeşitlilik. Bunu isterseniz
hava saldırısı olarak düşün, isterseniz füze saldırısı olarak, isterseniz bir kara saldırısı, isterseniz deniz saldırısı olarak düşün. Ne okuyacaksanız koyun. Muharebe sahası deyince yalnızca bir yerden bahsetmediğimi anlayın diye söylüyorum. İşte silahlı kuvvetler bu sistemi şu anda diğer ordulara göre çok daha ileri bir noktaya doğru getirmek üzere, onu söyleyeyim. Çünkü onlar dönüşürken biz yeni sistemle giriyoruz ve yeni sistemin entegrasyonu çok daha kolay oldu. Peki SİHA'lar, İHA'lar burada nasıl bir pozisyondalar, onu söyleyeyim size. Hem istihbarat pozisyondalar, hem keşif pozisyondalar, hem saldırı pozisyondalar. Bu üçünü de yapabilecek olan donanıma sahipler. Çünkü insansız hava araçları neyi yüklüyorsanız ona göre devam ediyor. Geçen gün tartışılanlardan bir tanesi şunu duydum. Şunu söylediğim yanlış anlaşılmış. Uçaklara karşı SİHA'lar hassastır ama uçaklara karşı bir şey yapmaz anlamına gelmez. Orada oyunu değiştirme şekli şu şekilde arkadaşlar. Şimdi düşünün. Türkiye'nin bir F-16 filosu var. F-4'ler var. Bunların bir kısmı hava hava savunması için, yani hava hava muharebesi için, bir kısmı hava yer görevleri için. F-16'lar hava yer görevlerini yapıyor. Yani çoklu kullanıyoruz. Üzerine ona göre potlar koyuyoruz, sistemler koyuyoruz ve o sistemlere göre de görevlerini ifa ediyorlar. Şimdi düşünsenize. Bir muharebe sahası tahayyül edin. Kara birlikleri ilerliyor. Onlara işte taarruz helikopterleri takip ediyor. Ve uçaklar hava savunma hava üstünlüğü sağlamaya çalışıyor. Ve alana 100 tane uçak sokuyorsunuz. Öyle düşünün. Ve bu 100 uçağın bir kısmı hava hava görevlerine ait olan füzelere donatılacaktır. Bir kısmı da hava yer görevlerini vurmak üzere. Yani ona göre ekipmanla olacaktır. İkisinin aynı ekipmanla mümkün değil. Yani hava hava görevlerini yapacak olan uçaklar daha hafif ve daha fazla hava füzesiyle donatılmak zorunda. Çünkü sınırlı sayıda atıyorsunuz. İkisini beraber yükleyip iki görevi de yapmak zor. Yani pilotlara sorarsanız bunu size çok net olarak açıklar. Ama düşünsenize, SİHA'larınız var ve SİHA'lar sizin yerinize hava yer görevlerini alıyorlar. Yani o TİHA, Aksungurlar gibi söylediğimiz sistemler daha büyük çapta F-16'larında, F-4'lerinde atabileceği genel maksat bombalarını atabiliyorlar. Hava hava görev yapacağınız uçak sayısını bir anda arttırabiliyorsunuz. Yani SİHA aynı anda başka bir kuvvet çarpanı olarak sizin uçak denkleminizi de değiştirebiliyor. Bu yüzden böyle okumak lazım. Hassasiyetleri var. Eğer TİHA gibi bir şey yapıyorsanız, TİHA'lar üzerlerindeki radarlar sayesinde hava hava görevlerini de icra edebilecekler. İleriki bir safhada. Yani ilk çıkanlar da olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Çünkü onun ISR radar dediğimiz radarını Aselsan yapacaktı. Daha küçük çaplı olduğu için çalışıyorlardı. Çünkü alan daha küçük. Onunla ilgili yükleme yapıldığında işte Türkiye'nin ürettiği hava hava füzeleri üzerine monte edilecek. Şimdi geldiğimiz yerde SİHA'ların önemini bir kez daha anlatabildik mi? Yani size aynı anda uçak sayınca da kuvvet çarpanı etkisi yapabiliyor. Çünkü bütün uçaklar hava hava görevi icra etmiyor. Hava yer görevlerinde icra ediyor. Denkleminizde 300 tane F-16'nız varsa, 300 tane de SİHA'nız varsa, bir anda 300 tane hava yer görevi icra edebilecek olan, akın düzenleyebilecek olan şeyleriniz olabiliyor. Bunu nerede gördük? İdlib harekatını gördük arkadaşlar. İdlib harekatında uçaklarımız bölgeye giren Suriye uçaklarına önleme yaparken SİHA'lar direkt alana girerek vuruşlarını icra edebildiler. Ve o yüzden de 2-3 günlük bir sürede 2 Tuba'ya yakın bir birimi yok edebildiler. Bu bugüne kadarki en büyük görev. İşte o yüzden söyledim. Size SİHA'lar çoklu görev yapabilme yeteneğini kazandırıyor. Zaman zaman tartışılıyor. Türkiye'nin uçak sayısı yeterli mi değil mi? Sayısı çok tartışılır, konusu çok konuşulur. Şu anda Türkiye'nin SİHA filosu, tabii ki bir SİHA bir uçak değildir.
Ama anlatmaya çalıştığım mantıkla konuştuğunuzda bazı görevleri icra edebilme, F-16'ların veya F-4'lerin yapabilecekleri görevleri yapma açısından sizin için kuvvet çarpanı veya bir uçak yerine geçebiliyor.